Evet, iki tane büyük. Bunun puanlama kağıdını yapmadınız mı? Bana vermedi tamam abi. Şimdi duyuyorum sizden, duyuyorum sizden de. Fatih tamam. Bu da Abdullah Bey'in Eros Teknesi'nin ikinci yarışmasıydı. Anlaşıldı. Bunu öğreneceğiz yavaş yavaş. Seneye daha cafcaf. Daha iyi. Daha birinci yarışması. Abi bu da yine Eros'un o. Fatih Bey. Eros bir tane yetiyor abi. Bir tane. Yok, sadece en çok puan hangisinde onu vereceksin bize. Birinciyi almıyoruz, ikinciyi almıyoruz. O teknedeki en çok balık tutan. En çok torbası. Fatih Bey. O zaman tamam, Fatih Bey. Onu alıyoruz. Buradaki fazla ama bu da metre... Abi olsun, her teknenin birincisi. Her birincisi. Tamam, o zaman Fatih Bey birincisi. Abdullah Beyciğim. Nereye gitti? Abi adam var şöyle. Abi gelecek olan balıklar var. Gelecek olan tekneler var abi. Tamam, siz başlayın abi. Efendim şimdi tabii arkada puanlamayla ilgili sorunlar oluyor. Şöyle bakıyorum. Bu hangi balığın ne balığı nasıl olduğunun bir türlü limiti belli değil. Ben bakıyorum şimdi herkes bir şey yazıyor. Herkes bir şey söylüyor. Orası diyor ki nedir şimdi bu? Limit ne abi? Bana onu söyler misin? Çekmiyorsun değil mi? Çekiyorum abi. Ha, neyin limitini soruyorsunuz? Abi neyin limiti yani bu neyin tartışması? Ya şu adam en büyük balık değil mi? Balığı yakalamış getirmiş. Şimdi balığın, hayır, balığın limitleri var. Yani tamam. Yasal avlanma boyları var. O boyun hangi tür balıkta olduğunu tartışmasını yaptık. Tamam şimdi bu neydi? Bu yazılı orkinoş 45 santim ve uygun. Değil mi? Yani avlanması uygun olan bir boyutta. Boyutta limit üzeri dediğimiz. Şunun daha nasıl Tarım köy işlerinden gelen yetkili arkadaş da onay verdi. Tamam. Balık yarışmada puanlamaya dahil. Peki onun puanı ne olacak? Puanı 15 puan. 15 puanla. Gramaj çarpı 15. Gramaj çarpı 15. Evet. Ha, yani ötekinde mesela ne olacaktı? Mercan'da mesela gramaj çarpı 25. Diyelim ki bu balık 300 gram geldi. Çarpı 15 ne yaptı? 450. Anladım. Fangiri veya mercan 300 gram geldi. Çarpı 25. Yani 750. Yani o zaman 30 santimlik şey bu geçme ama durumu bakın, mu olur? Nasıl 30 olacak? Santimlik balık değil. Yarışmanın derecelendirmesi en fazla tutulan balık. Yani kilo önemli burada. Anladım. Bu 1 kilo çıkacak. Adam 3 kilo mercan tuttuysa 3 kilo mercan zaten otomatikman birinci olacak. Eğer gramajları aynıysa balığın kendi kalitesi puanlamayı belirleyecek. Tamam anlaşılmıştır. Burada belli oldu zaten olay. Tamam, birinci mi? Belli, ikinci, üçüncülere bakalım. Birinci belli değil. Şimdi diyelim ki bu balık 300 gram. Ama şimdi diyelim tamam 300 gram da ötekilerde küçük balıklar. Ama çok var. Çok var. Yani buradaki yarışmanın birincinizi tespit etme yöntemi en büyük balık değil. En çok balık. Tamam. Anladım. Yani gramaj olarak en fazla gramaja sahip tutulan balık. Anladım. Toplam tamam. Gramaj önemli işte yani. O zaman da şöyle oluyor. Tekneler toplanıyor. Hepsi bir tane torbaya koyup i̇şte getiriyorlar. Orada yani. Çünkü diyorum ki burada 8 kişi mi gitti, 10 kişi mi gitti? 10 kişi gittiniz. Bu 10 kişinin içinde arkadaş hiç mi kimse balık tutmadı? Şimdi sadece 2 kişi tuttu orada, ya da 1 kişi tuttu. Ya oradaki şey teknedeki sorumlu hakem arkadaş. Değil mi? O hakemlerde de tabii. O zaman bir sorun var yani. Yani sorun hayır belki gerçekten öyle ama onu bilemiyoruz ki. Yani biz hakemin beyanına inanmak zorundayız. Evet, doğru söylüyorsun. Biz onun yalancısıyız. Biz, yani onun yalancısı değiliz. Biz hakem arkadaşın beyanına jüri olarak inanmak zorundayız. Aynen. Tamam peki. Teşekkür ederim. Rica ederim. Değil mi? Öyle bir şey de var. Sahil güvenlik olarak zaten amacımız emniyeti sağlamak, korunmayı sağlamak. Herhangi bir problem çıkmaz zaten. Orada olduğunuz arkadaşlar, kaptan arkadaşlar bildirdiler. Ben zaten mümkün olduğunca sizin teknelerle birebir irtibata geçmeye çalıştım. Zaten. Ben çıkamadım kendim ama karada olmam bir şey fark etmedi. Diğer kaptan arkadaşlar haber verdiler. Sizler görevinizi yaptık. Biz de etkinliğe katkıda bulunmaya çalıştık. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Teşekkürler. Çok sağ olun. Şimdi ne olacak bu kadar geldi balık? Ama şey dışında herkes saat 12'de bıraktı. Onlar şimdi geldiler. Bir saat fazla avlandılar. Peki nereden geldi? Bilemiyoruz. Belki kontrolü pazardan yok. Aldı geldi kontrolsüz. Mümkün değil alamayız. Alamayız. Teknelerin hepsinin döndüğünü görmediniz mi?
Gördünüz. Bak balıklar burada. Bir saniye. Bir saniye konuşmayalım, bir saniye karar vereceğiz. Şimdi arkadaşlar birde bitirmişler ama tekniğimiz yavaş diyor. Ay yarımda bitirdik. Yavaş diyor. Hep birlikte karar veriyoruz. Ya diskalifiye dahil olacak. Teknenin kaptanı ve hakemi de istiyor. Hakem ve kaptan. Bir dakika. Teknenin kaptanı ve hakemi lazım. Tamam. Kaptan nerede? Buyurun. Hakem nerede? Benim aradığım saat 12.40. Hakem burada. Bülent abi. Ben de abi yarışmayı kaçta bitirdiniz? 12.40'da Tolga Bey'i aradım. Tamam dair o zaman. Yarışmayı bitirdiniz saat ben size aradım. Bir dakika olmaz ya 12'de çapalım. Nasıl? Nereye atalım? 12'de çapalım. Olmaz ya. Hayır hayır. Olmaz. 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 Biz tekniniz gelmedi bekledik en son biz çıktık. Abi kaç kişinin bu? Çeksin arkadaşlar oğlum. Abi olmaz zaten olmaz. Olur mu? Zaten şimdi olmaz. Kaldır zaten. Tamam. Abi olmaz. Abi. Hayır bunları niye kaldırdınız şimdi? Abicim bir saniye. Ben ya zaten olmaz. Babacım. Babacım 3 kişi. 3 kişinin balını kabul edemeyiz biz. Bir kişi bir şey. Şu anda yarış bakın, bu bakın, şey ayrı. Bakın. Bu benim tuttuklarım, bu hanımın tuttukları. Onu değerlendiririz. İtirazın varsa değerlendiririz. Şu anda yarışmaya girecek durumda değil bunlar. Değerlendirme. Sen kimsin abi? Jüriyim abicim. Nerede yaka kartlarınız abi? İşte bak, bak şunlara bak, şunlara. Sen denizci misin? Ben denizci. Her rengin bir anlamı vardır, bilirsin değil mi? Her sesin bir Solgacım. Anlamı vardır, değilsin değil mi? Şimdi bak, görüyorsun beni abi. Öncelikle bakın. Biz yine yani katılacağız. Birincilik bakın. Önemli değil bizim hayır, için. Hayır, renklerde önemli olan. Önemli olan bu teşvik olmayı. Yani. Böyle bir olay. O da önemli. Kurallar bak, kurallar var. Küçükleri getirmeyeceksin. Cetvelle ölçeceksin. Kaç santim istiyorsun abi? Abicim torba verdik. Torbaya doldurup getireceğim. Torbaya sığmıyor gibi balık abi. Olur mu ya koca torba bak nasıl sığmaz. Ya tamam ya hadi bırak ya. Hayırlı işler, bak, hayırlı işler. Teşekkür vardı. Ediyoruz Tolgacığım. Biz bunu uygulamak zorundayız. Çok teşekkür ederiz böyle bir etkinlik yaptığın için. Abi tamam. bana diyeceksiniz. Her bakın, zaman sana katılıyoruz. Tamam katılmıyoruz yarışmaya ama. Bir şey söyleyeceksin. Bizim ben bir tek şey söylemek istiyorum. Oldu mesela, abi. Tek bir dakika. 12.40'da ben aradım değil mi seni? Bir dakika tek tek. Bir şey söyleyebilirim. Bir tek. Tamam bizi diskalifiye edin ama ben bir şey söylemek istiyorum. Hayır diskalifiye etmiyoruz. Ya bir şey söylemek istiyorum. Bir dinler misiniz? Dinliyorum. Şimdi biz burada her sene balık tutuyoruz. Bu limanın hepsi biliyor bizim bu kadar balık yakaladığımızı. Ama bu da önemli değil. Ben diyorum ki bizim eğer benim teklime bir hakem vermişseniz bana diyecek ki kaldır şeyini ipini yürü. Tamam mı? Bu benim sorumluluğumda değil. Bu sizin sorumluluğunuz. Tamam, bana dedi mi? Bunda haklısın. Tamam abi o zaman ama benim ne problemim? İfadenin bir şekli vardı. Evet, sen getirir şey. Buraya bak. Bu bezin üstüne bu masan. Kim dedi kardeşim? Teraziden öbürü kalktı biz koyduk buraya balığı. Bakın ustam bakın. Ya bu bahane. Bakın ustam bahane değil. Bak elimde kanun kitabı var. Eğer bazı itirazlar varsa bunun üstünde ben bir saniye kimle konuşacağım? Ben kimle konuşacağım? Sen balıkçı mısın? Eros teknesinden. Ama Eros da bana şu şeyi ver ya. Neyi? Yakak artırı gelsene şey. Abdullah'a da ver. Şimdi değil, değil, öyle değil. Bak ben bakın, senin yanında. Şimdi ben bir şey söyleyeyim. Abi, bir şey söyleyeyim. Bize dinler misiniz? Sabah bakın, çıkarken bize, söylenen. Bize hakem verdiniz mi masa? Ya. Bize bir o masa bize bir hakem tayin etti mi? Hakem burada bize, mı? Bir saniye müsaade eder misin? Tamam. Hakem tayin ettiyse şayet bize o saatten sonra beni çapayı çektirecek de hakem. Attıracak da hakem. Doğru mu? Biz oraya gittik. Bakın biz oraya gittik. Ama peki siz görmediniz mi? Lafımı bitirebilir miyim? Çıkarken bakın, ben arama ihtiyacı duydum. Mi? Kimse bize haber vermedi. Bir git. Telefon etmez mi? Bitti kardeşim gelin diye. Biz gittik aldım. Oraya. Dedi ki bak. 6.30'da çıkacak. Bir dakika aşkın ya. Kaçta çıktık ya? Aşkın bir saniye kardeşim. Biz oraya gittik. Gittikten sonra bir müddet bekledik. Neyi bekledik? Olta at emrini bekledik. Kimden bekledik? Hakem bize açtı telefonu. Dedik oltaları atabilirsiniz. Biz olta attık. Telefon etti. Toplayın oltalarınızı dedi. Topladık. Sen yok muydun yanında? Evet böyle beraber geldik. Ha, buraya telefon açıyorsun. Evet ben buradan haber alıyorum. Bununla bizim ne alakamız var? Yani biz... Abicim yarışmayı düzenleyen bizim arkadaşımız. Her zaman ona katkı vermeye hazırız. Böyle bir etkinlik olduğundan dolayı da çok memnunuz. Tamam yani insanların böyle doğayla baş başa olması. Fakat tabii bunların daha organize olması lazım. Bir de çok bilen arkadaşların bu işlere uğraşmaması lazım. Bizim gibi güzel balıklar yakalamışım. Az bilenlerin bu işi yapması lazım. Biz az biliyoruz abi. Bizim şapkamızda hiçbir şey yok. Bizim gönlümüzde var. Biz her zaman gidip geliyoruz. Hadi abi. Abi geç kalmadınız.
Abi motor bizim 9'luk anca gidip geliyoruz. Pancar biz. Bir de bizim haberimiz olmadı. Sonradan ulaştık. Öğrendik bitiş saatini. Buçukta çıktık oradan. Anca gelebiliriz. Biz öyle lüks teknemiz yok. Biz amatör balıkçıyız abi. Aşkım. Rüzgarla gidiyoruz. Aşkım bak bakalım. Ben zaten seni birinci olacağını. Bu Mustafa Kurtuluş. Başka büyük olacak. Dünya büyük olacak. Üç kişi mi gittin? Hakem? Hakem benim. Evet. Sen de aynı zamanda yarışmacısın. Yok yarışmadı. Yok hayır. O iki kişinin mi? Buraya bakabilir miyiz? Üç kişinin. Yani biz sadece bırakmayı takip ettik. Bir de biz bu balıkları şeyle yakaladık ha. Tuttuğumuz balığı taktık attık kutuyla yakalamadık yani. Onlar bırakma. Bunlar normal yani yemle tutulanlar. O yüzden ekledik buraya. Onu ayırdık. Nereye gittiniz siz ya? Bu balık neredeydi? Abi denizde. Denizde. Elimi kestim. Eyvallah. Her gün böyle geliyoruz buraya da işte. Maşallah abi. Oğlum. Eyvallah sağ ol. Abi, geç kalmayın daha fazla. Tamam. Hadi. Hadi. Tebrik ederim. Teşekkür ediyorum. Dinledik biraz güzel yakalamışsın. Sağ olun. Bu duyguları bir alayım ben. Duygu tarif edilemez. Yani kelimelere dökülemez. Gerçekten çok güzel. Balık tutmak çok güzel. Balık tutarken o teknenin üzerinde olmak, dostlarla vakit geçirmek, güzel insanlarla beraber olmak her şeyden daha da güzel. Şimdi o arkadaşlarla bu balığı yemek daha da güzel olacak. Akşam hep beraber mangala atacağız. Tüm arkadaşlarımızı çağıracağız. Teknedeki arkadaşlarımızı davet edeceğiz ve hep beraber yiyeceğiz. İnşallah. Siz neler hissediyorsunuz? Öncelikle bu Engin Bilgin ben. Çok seviyoruz balık tutmayı. Böyle turnuvalar bizi daha çok heveslendiriyor. Emeğe geçen herkese çok teşekkür ederiz öncelikle. Sevinçliyiz. Başka bir şey yok. Ben de diğer arkadaşlarıma katılıyorum. Kendinizi bir tanıtın. Ben Atanur Atasoy. Ben de diğer arkadaşlarım dediği gibi hepsinin fikirlerine katılıyorum. Boş zamanlarımızı kahve köşelerinde veya değişik yerlerde geçirmek yerine bu tür faaliyetlerle hem güzel temiz hava almak hem spor yapmış olmak açısından çok eğlenceli ve zevkli bir teşekkür olarak ederim, görüyorum. Sağ olun. Şimdi bayanlar kategorisinde bana göre birinciyle konuşuyorum. Teşekkür ederim. Değil mi? Yarışmanın beşincisi. Birinci de beşinci de aynı tekneden çıktı. Çok evet, mutluyum. Evet. Demek ki sizin kaptan da iyiydi. İyi bir yerlere götürdü. Aslında dolaştık denizde. Zaten fırtına sonrası olduğu için çok fazla balık yoktu. Çok şanslı bir gün değildi. Ama bizim şansımız yaver gitti. Peki tebrik ederim. Ben teşekkür efendim, ederim. Efendim herkesi tebrik ederim. Teşekkür ederim. Size de ayağına sağlık. Buraya kadar geldiniz.